Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuzda sezon 8'deyiz bildiğiniz gibi. 8, sezon 8'in e, metadaki sınıflarına bakacağız, karakterlerine. E, burada bir tier list mevcut. E, S rankı en iyi, yani her alanda en iyi. A e, iyi, B orta, C kötü, D vasat şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi ben bunu neye göre değerlendiriyorum diye soracak olursanız da... bir sınıfın birimlerle uyumu ve kuşatmalardan yola çıkarsak o kuşatmanın noktalarındaki savunma veya saldırıdaki o noktadaki etkisine doğru bakacağım. Şimdi en başta baltalı kargımız geliyor. Baltalı kargı karakteri biliyorsunuz birebir vs'lerde oldukça kuvvetli kargı çıktı şimdi yeni. Kargo onu alıyor. Fakat diğer sınıflar oldukça zayıf kalıyor. Çok fazla yatırma skili var. Alanda düşünecek olursak da etrafta birliklere karşı çok fazla dayanabiliyor. Dayanıklı karakter, tanklı karakter. Ancak o alanda hem o birimleri kesmede birazcık yavaş kalıyor. Toplu bir damage atma skili yanlış hatırlamıyorsam bir tane. Küçük bir alana. Hem de o birebir VS'lerdeki gücünü ee, orada tam olarak göremiyoruz. Yani birimlere karşı o kadar o denli bir güçlü değil. Ölüm maçlarında tercih edilebilir birim kesmede zayıf kalıyor benim düşüncemde. Birebir VS'lerde oldukça güçlü. Bu nedenle ben bu baltalı kargayı A sınıflamasına, iyi e sınıflamasına koyarım. Çünkü zayıf olduğu tek şey birim kesme diye aklımıza gelir. Kendi kullandığı birimleri oldukça güçlüyse oraya vereceği katkı da zaten oldukça güzel olur. Diğer bir sınıfımız balyoz. Balyoza da Yine baktığımız zaman bir alana alan düşündüğümüzde o alanda fight dönüyor. O alanda kahraman olur. Onu kucaklayıp surdan atabilir veya kendi birimlerinin arasına atıp kesebilir. Veya müttefiklerinin arasına atabilir. Aynı şekilde oradaki birimleri dağıtabilir. Sersemletme etkisi mevcut. Diğer karakterlere de yüksek hasar var. Ağır kalıyor biraz ancak bu diğer sikillere, bu kudretli Mjölnir skill'e özellikle o ağır kalmasını 10 saniyede bir kabaca telafi edebiliyor. Bu yüzden bunu e, S diyebilirim. Yani oldukça güçlü ve etkili bir sınıf. Dual play gelirsek de e, iyi oynayanları gayet başarılı olabiliyor. Arkadan çok rahat okçuları kesebiliyor. Çok rahat o birimlerin sahiplerini öldürerek o birlikleri dağıtabiliyor. Bu nedenle e, alana direkt olarak katkısı olmasa da dolaylı yoldan bir katkısı var. Yok denilmez. O nedenle A sınıfına koyarım. Gleve gelirsek de, e, Glev benim oyuna ilk başladığım klas bandı. Bu Glaive'de e, yine düşündüğümüzde bir noktada çatışma sırasında karşıdaki karakter yakınsa stunlayabiliyor. Üstüne ulti atarak hatta direkt bitirebiliyor. Ancak birim kesmede birazcık zayıf kalıyor. Birim kesmek için skill'leri olsa dahi e, birazcık zayıf kalıyor. E, damage olarak bir balyoz etkisi çıkmıyor. O nedenle ben sınıfını e, sınıfına e, birazcık oynanması da meşakkatli diye düşünüyorum. Sonuçta belli noktalarda, belli anlarda o açıyı, o mesafeyi tutturup ona bir stun atması lazım, ona bir ulti vurması lazım ya, yani birimlere ulti vurup charge'ını vurması lazım gibi. Alandaki etkisi bir e, Baltalı kargı bir asas kadar vardır. E, o nedenle ben bunu da A sınıfı derim ama bir balyoz olacağını zannetmiyorum. Kargaya gelirsek de yeni metada ya girip dayanıp dağıtmak var ya da birimler arasına girip çıkmak var. Yani sürekli bir geri çık yaparak vurmak var. Eee bunu çok güzel yapıyor. Kaçma skili var. oraya girip dağıtma skili var. Arkadaki yani birim bir birim set düşünün. Örneğin şu sayılar, pardon sayı diyorum, harfler bir birim set olsun renkler. Adam buradaysa, D'nin solundaysa ve K'nın sağındaysa gayet güzel yarıp geçmesiyle bir buraya kadar uçabilir. Buradan da e, üstün beceri haliyle buraya kadar ilerleyebilir. Yani arkadaki adama ulaşabilir ve üstüne üstlük oradan da kaçabilir. İster bu tarafa ister bu tarafa. Bu nedenle ben bu sınıfa S diyorum. En iyi. Kısa yay, kısa yay, doğru düzgün hiç oynamadım. Ancak e, uzakçı e, klaslar birazcık zor oynanıyor. Bu nedenle kısa yay için hani birim kesme, adam kesme bu tarz şeylerde birazcık etkisi birimine bağlı. Tek başına e, bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Hani bir balyoz kadar bir e, kargı kadar etkisinin olacağını zannetmiyorum. Bu nedenle kısa yayı e, B'ye koyuyorum. Kısa kılıça gelirsek de kısa kılıç oldukça tank bir karakter hatta bir zırh veren skilli var 8 saniye kadar sürüyor o 8 saniye neredeyse ölümsüz oluyor yani herkes ona 200-300 vuruyor yani canını düşünürsek bir full canlı bir kısa kılıç aşağı yukarı 26-27k canı var yani 200-300 vurarak kesmek mümkün değil. Hayretten ultisi de yere çarpıp birimleri dağıtabiliyor. Oldukça taktiksel bir ulti. Bir noktayı ele geçirirken ultisini vurup oraya dağıttıktan sonra birimlerini charge ederek orayı gayet güzel savunabilir. Bu nedenle bunu ben S rank alıyorum. Tüfek. Tüfek geldi zaman oldukça güçlüydü. Bu geçtiğimiz 7. sezonda oldukça gözdeydi. Şu anda hala gözdedir muhtemelen. Oldukça at şarjı kesmekte ve adamları yine birliklerini kısa kalış gibi dağıtmakta bu nedenle çok taktiksel bu taktikselliğini kullanılırsa alanlara özellikle atlı birliklerine karşı çok güzel anti bir klasman olur. Bu nedenle bunu da ben S rankına kuruyorum. Eğer ki atlı çağıracağını kesemeyecek olursa zaten o atlılar hadi birincisi dümdüz edemese ikincisi dümdüz eder. Yani o anlamda etkisi oldukça büyük. E, gelirsek de bir değer sınıfımız. Node birim kespekte tek başına gayet başarılı. Ancak birimin içinde o birimin sahibi olan bir karakter varsa orada birazcık sıkıntı yaşayabiliyor. Bu da zaten hani insanlar birbirini koyup gidip başka bir noktada savaşmıyor. Genelde birimleriyle beraber savaşıyorlar. O nedenle etkisini birazcık düşürüyor. Bir noktayı tek başına ve veya birimleriyle beraber savunma konusunda birazcık zayıf kaçma skili yok. İleri doğru skill'i olsa da hani vurarak can çekme skill'i olsa da yatırma skill'i olsa da bu 8. sezonda diğer sınıflara bakılırsa birazcık zayıf kalıyor. O nedenle e, ben Nodachi'yi C sınıfına koyuyorum. Yani kötü sınıfa koyuyorum. Yani tavsiye de etmiyorum. Mızrak bir diğer sınıfımız. Mızrak oldukça güçlü demeci fazla olan bir sınıf. baya e, bayağı fazla delici vuruyor. Ultisi tutturması zor ama diğer skill'leri de oldukça iyi. Birim dağıtmakta pek de fazla etkisi yok. Birimleriyle beraber oynarken de çok da fazla etkisi yok. E, Ayrıyeten şöyle bir sıkıntı var mızrakta. Rampalarda yani yokuş yukarı veya aşağıya doğru giden yollarda, özellikle merdivenlerde e, çoğu sikili adama tutmuyor. E, adama baksanız da nişangah adamın üstünde olsa da oraya doğru bir mızrak fırlatamıyorsunuz. Oraya doğru diğer sikilerinizi uygulayamıyorsunuz daha çok e, düzlüklerde güçlü. Bu nedenle yani çoğu mapte de bu aşağı yukarı bu yollar olduğundan dolayı, merdiven olduğundan dolayı oralar oldukça zayıf kalıyor. O yüzden ben mızrağı C'ye koyuyorum. Yani o kullanış hızını düzeltirlerse bu sınıf direkt olarak A'ya çıkabilir. E, uzun kılıç birimlerine oldukça bağlı. E, yani birimini oynarken gayet güçlü bir sınıf. Tek başına oldukça iyi bir tank yani bir alan oldukça rahat testleyebilir. Aynı şekilde birimleri varsa yanında güçlü birimleri onlarla tutabilir bence. Onlara can basarak destek verebilir müttefiklerini de aynı şekilde. Bu nedenle birazcık taktiksel kalıyor. Yani vasat denilemez. Tank bir sınıf. O tankın da hakkını veriyor. Bu nedenle A'ya uzun kılıcı alıyorum. Yay'a gelirsek de yayın son runelarında dinçlik yenilemesini toparlayacak bir run mevcuttu ancak damage'inden kısıyordu. Ee, bir nevi size iki atış hakkı veriyor ancak ikisinde de damage'ini düşürüyor gibi düşünebiliriz. Onun dışında e, birim kesmede, birim dağıtmada ve e, adam kesmede birazcık zayıf kalıyor diğerlerine göre. Yani tutturması zor, oynaması zor bir karakter. Bu nedenle ben bu sınıfı... E, C'ye alıyorum. Yani tek başına etkisi oldukça az. yani benim düşüneceğim de sınıflar bu şekilde 8. sezonda. bu S rankında kendi içinde sıralayacak olursak kargıyı başa alırım. Çünkü çok daha rahat balyozu çıkartabiliyor. Çok daha rahat kısa kılıcı çıkartabiliyor. Ancak kısa kılıçla VS atarken o 8 saniye sikili görüp o 8 saniyeyi sayması lazım. Tek başta olmaz olmuyor yani hani o, e, onu basıp ben yine de keserim düşüncesi olmuyor çünkü e, demetçemiyor yani o hero. Ondan sonra balyoz gelebilir. Balyoz da kısa kılıç bir nevi çok yakınlar. E, tek e, artıları yani balyozun avantajı adamı tutup aşağı atabilir, savaş alanından uzaklaştırabilir. Birimleri yalnız kalır. Kısa kılıcında kendine göre avantajı o birlikleri dağıtabilir. Dağıttıktan sonra zaten orayı eritebilir. Aynı şekilde musket işte misket tüfeği de atlılara karşı güçlü. O nedenle ser rankında bu şekilde kendi içinde sıralayabilir. Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bazen unuttuğum şeyler olursa aşağıya açıklamalar kısmına yazıyorum. Oraya bakmayı ihmal etmeyin. Onun dışında Twitch'ten ve buradan abone olur, takip ederseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.